FOMC bu akşam 22 sularında toplantı tutanaklarını yayınlayacak. Piyasalar son gelen verilerden dolayı enflasyonun kalıcı olacağına inanıp satış yapmaya başlamış durumda. Bu düşüncenin altındaki esas korku Fed'in faiz artırımlarına vites yükselterek gitme fikirleri bulunuyor. Peki teknik veriler ve beklentiler neler söylüyor? Birazdan içerikte analizlerini yapacağız. Yine Google Cloud, Tezos ile anlaşma yapmış vaziyette ve XTZ diye isimlendirdiğimiz token ciddi bir hype yakalamış vaziyette. Haber içeriğine bakacağız. Coinbase 4. çeyrek gelirlerini açıklamış vaziyette ve burada bir hayal kırıklığı aslında söz konusu. İçeriğine bakacağız. Son dönem balina aktivitelerinin en yüksek olduğu projelere bakacağız. Sentiment verileriyle beraber eğer kısa ve orta vadeli hatta uzun vadeli yatırım portföyünüze bir şeyler eklemek istiyorsanız buradaki veriler sizlere hangi projelere yatırım yapabileceğinize ışık tutabilir arkadaşlar. Bu bakımdan önemli bir veri analizi olacak. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Bunun haricinde Almanya merkezli dünyanın en büyük bankalarından Deutsche Bank tokenize yatırım platformu testlerini tamamlamış vaziyette. Burada sadece kripto para bazlı değil, emtialar özellikle bazlı olarak tokenize varlıkların alınıp satılacağı bir platform olacak. Bu bakımdan önemli bir haber. Yine PayPal, blockchain ve protokolleri güvence altına almak için finansman turuna çıkmış vaziyette ve önemli şirketlerin bu tur içerisinde yatırım kararı aldığını söylememiz gerekiyor. Bunun dışında Hong Kong Mali Sekreteri kripto para planlarını açıkladı ve önünde ne gibi engeller bulunuyor ve önündeki planlar neler bunları söylemiş, aktarmış vaziyette. İçeriye bakacağız. Son olarak Ripple davası ile ilgili önemli söylemler söz konusu, çarpıcı söylemler söz konusu. Haberlerimizin en sonunda buna bakacağız. Son olarak da Bitcoin, Cardano, Sandbox, XRP, Nasdaq, S&P 500, Dolar Endeksi ve Anchor'ın grafik analizleriyle videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine. Bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi FOMC toplantı tutanaklarının açıklanması durumu arkadaşlar. Bu akşam itibariyle 22 sularında toplantı tutanakları açıklanacak. Esasen içerideki konuşmalar ve kararlar önemli bizler için. Normal şartlarda bildiğiniz gibi 25 baz dendi ve bu 25 bazlık faiz artışı gerçekleşti ve önümüzdeki süreçlerde belki bir 25 baz daha gelebilir düşüncesi piyasalarda hakimdi. Fakat son açıklanan enflasyon verileri ve bunun dışında gelen işte PMI verileri vesaire beklenenden yüksek geldiği için piyasalarda bir korku oluştu ve bu korku neticesinde de Fed'in faiz artırımlarında vites yükselterek devam etme olasılığını artık piyasalar fiyatlamaya başlamış vaziyette şu aşamalarda. Hem ABD tarafındaki endekslerde ciddi düşüşler gördük hem de Bitcoin tarafında bir satıcılı güne uyanmış vaziyetteyiz. Tabii ki akşam burada toplantı tutanakları açıklandığında içerideki konuşmalar bizler için önemli olacaktır ve bunun haricinde bir sonraki toplantı da bana kalırsa önemli olacak. Fed'in ve Powell'ın yapmış olduğu açıklamalara genel olarak baktığımız zaman, hatta Fed'in içerisindeki diğer yetkililerin de açıklamalarına baktığımız zaman her zaman söyledikleri şey açıklanan veriler. Veri nasıl gelirse, enflasyon verisi ve diğer işte istihdam verileri vesaire nasıl gelirse biz bunlara uygun bir şekilde faiz politikamızı yürüteceğiz diyorlar ve buradaki verilere baktığımız zaman da Fed'in beklentisinin üzerinde geldiği için faizde de yüksek bir beklenti oluşmuş vaziyette arkadaşlar. Zaten şöyle bir faiz görüntüleme aracına baktığımız zaman önümüzdeki ay itibariyle Mart ayında bir 25 baz bekleniyor. Sonrasında baktığımızda bir sonraki toplantı 5. ayda olacak ve burada bir 25 baz daha beklentisi gelmiş vaziyette ve %75'lere tırmandı. Daha önceden bu oranları görmüyorduk. Böyle bir oran söz konusu değildi. Sonra geçiyoruz 6. aya bakın. 6. ayda 1,25 baz daha beklentisi ortaya çıktı ve %55'e tırmanmış vaziyette bu beklentiler. İşte 6. aydan sonra biraz daha duraksama ve ta ki 12. aya kadar 12. ayda 1,25 baz daha artırım durumu %35,5 oranına yükselmiş vaziyette. Yani piyasalar sadece ekstra bir 25 baz beklerken yani bu Mart ayında bir 25 baz belki gelir düşüncesi içerisindeydiler. Burada oran düşüktü. Fakat gelen enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde olmasından kaynaklı ve diğer işte imalat verileri, istihdam verileri vesaire beklenilen seviyelerin üzerinde gelmesinden kaynaklı Fed'in tutumunu değiştirmeyip faiz artırmaya devam edeceği yönünde ve burada da 25 pazarı peyderpey görmekteyiz. Hatta bazı kişiler öyle ki bekliyor ki arkadaşlar
50 baz. Bakın burada 5.25-5.50 aralığını %23,8'e yükseldiğini görmekteyiz. Yani 50 baz beklentisi bile bir sonraki yani 5. ayda şu an için söz konusu. Yani 3. ayda da Mart'ta da ciddi bir oran aslında %24'e gelmiş vaziyette 50 bazlık bir faiz artırım senaryosu ile karşı karşıya kalma durumumuz. İşte dünkü bu satıcılı piyasayı ve işte hem ABD endekslerinde hem de Bitcoin paritelerinde bu sebepten görmekteyiz. Ve ışığı bizim önümüze tutacak kişiler tabii ki veya veriler FOMC toplantı tutanakları olacak. Akşam 22 sularında tutanakları inceledikten sonra ne gibi senaryolarla karşı karşıya kalacağımızı hep beraber göreceğiz. Tabii ki bir taraftan piyasalarda sıkıntılı süreçler ve farklı düşünceler olsa da çok olumlu ve pozitif gelişmeler ve peyderpey piyasaların altını doldurmaya çalışan bazı firmalar olduğunu da görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de Google Cloud arkadaşlar. Tezos ile bir işbirliği içerisinde gitmiş vaziyetteler ve Web 3.0'ın gelişimine destek vereceklerini açıklamış durumdalar. Burada Tezos ağında bir doğrulayıcı olarak çalışacak Google Cloud sistemi ve bu işbirliği gerçekten önemli bir nokta olacaktır bana kalırsa. Hem detaylar önemli olacak arkadaşlar, hem de tabii ki Tezos'un XTZ token'ının yükselişini hep beraber göreceğiz. Tabii ki şu an bu haber çıktığı için gidip direkt Tezos'un token'ını almak biraz mantıksız olabilir çünkü haberi satmak gerekiyor. Fakat ortalık biraz daha sakinleştikten sonra, biraz daha geri çekilmeler olduktan sonra değerlendirilebilir tokenlardan bir tanesi olmaya hak kazanmış bence XTZ token arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Piyasalara sorunlu olarak yansıyan haberlerden bir tanesi de Coinbase'in 4. çeyrek raporu. Bu rapor içerisinde baktığımız zaman 557 milyon dolarlık bir zarar açıklamış vaziyette 4. çeyrekte toplam gelirlerinin neredeyse %75 oranında azaldığını görmekteyiz. Aslında burada piyasaların daralmasından kaynaklanan bir zarar olduğunu da itiraf etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu zararlar neticesinde de Coinbase'te daha fazla işten çıkarma durumunun söz konusu olabileceğini ilerleyen dönemlerde görebiliriz. Fakat birkaç ay içerisinde belki kripto piyasası toparlanırsa bu fikirlerin de değişebileceğini unutmayalım. Evet, gelelim önemli konulardan bir tanesi, takipte kalmamız gereken konulardan bir tanesi. Özellikle Twitter'dan bu tarz paylaşımları çok fazla yapmaktayım. Twitter'dan henüz beni takip etmiyorsanız Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan Twitter linkine tıklayarak beni takibe alabilirsiniz. Konumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar an itibariyle Banini aktivitelerinin en yüksek seviyelerde olduğu projelere bakıyoruz. Burada sentiment verileri aslında karşımıza çıkıyor. Özellikle Banini aktivitelerinin en yüksek olduğu proje Cardano ADA projesi. Yani bu token'ın Balina aktivitelerinin alsat yapan balinacıların veya toplayan balinaların çok yüksek seviyelere gelmiş olduğunu bizlere sentiment verileri söylüyor. Sonrasında HEX projesi, buna da bakabilirsiniz. Yine Paxos Standard'ın stable coin'i ve onun haricinde bence en önemlisi The Sandbox ve ADA ile ikisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu iki projenin teknik anlamda da oldukça aşağı seviyelerde yani top zirvelere neredeyse 10x'lik bir performans durumları da söz konusu ve balina aktiviteleri de önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki günlerde önemli senaryolara girebileceğini söyler. Yani birileri, bir balinalar bunları alıyorsa tabii ki bireysel yatırımcıların da kesinlikle bunlara bir göz atması gerekir. Portföylerinde bana kalırsa bulundurması gerekebilir. Benim portföyümü az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Bu verilerden sonra özellikle benim yatırım kararı aldığım projelerden bir tanesi de kısa orta vadeli diyelim Cardano projesi olacak. Yani birazcık daha Cardano tarafına yatırım yapmayı şu an için düşünüyorum. Bu balina aktivitelerinden ve özellikle çok dip seviyelerde olmasından kaynaklı adada önümüzdeki süreçlerde bir normal diğer projelerden daha fazla bir yükseliş beklentisi içerisine girdiğimi söylemem mümkün. Bu bakımdan portföyümü birazcık Cardano'a ekleyeceğimi söylemeliyim. Tabii ki bu beni bağlar. Herkesin yatırım kararları kendisini bağladığı gibi. Almanya merkezli dünyanın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın Singapur kolunun 21 Şubat tarihinde tokenize edilmiş yatırım platformunu testini başarıyla tamamladığını duyurduğunu görmekteyiz. Burada bankanın Momento blockchain ile tokenize menkul kıymetlere yatırım yapmayı kolaylaştırmak için geliştirdiği DAMA adlı projenin ön hazırlığını tamamladığını görüyoruz arkadaşlar. Ethereum ağ üzerinde çalışan bir DeFi tokenından oluşmakta. Bahsetmiş olduğumuz bu proje ve altını çizerek söylemek istiyorum. Menkul kıymetlere yatırım yapmayı kolaylaştırabilmek adına yapılan bir proje olduğunu tekrar ifade etmiş.
Olalım. Bu tarz haberlere aslında şöyle bakmamız lazım. Birincisi bir DeFi token'ı, bir DeFi projesi olarak oluşturuluyor. Ve günümüzde yapmış olduğumuz yatırımları kolaylaştırabilmek adına yapılıyor. Nerelere doğru yatırım yapabileceğimizi görebilmek adına bu haberler önemli arkadaşlar. Bakınız DeFi ve menkul kıymetlere yatırım yapmayı kolaylaştıran bir proje. Bu bakımdan bu tarz projeler ileride önümüze çıkarsa ve sağlıklı, test edilmiş, bazı yerlerden onay almış gibi tırnak içerisindeki kelimeleri, cümleleri tamamlayan projeler olursa bu tarz projelerin ön plana çıkacağını ve hatta bu tarz dünyanın en büyük bankaları tarafından da desteklenebileceğini kesinlikle unutmayın. PayPal yatırım yönetim şirketi Galaxy ile beraber blockchain ve protokolleri güvence altına alabilmek için New York merkezli bir bulut platformu olan Chaos Labs için 20 milyon dolarlık tohum fonu finansman turuna çıkmış vaziyette ve başarılı da olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü yatırımcılar içerisinde şimdiden Coinbase Ventures, Polygon, Avalanche, OpenSea, Uniswap ve türevleri gibi bir sürü platform şu an için girmiş vaziyette. Burada dikkat çekmemiz konulardan bir tanesi aslında arkadaşlar blockchain ve protokolleri güvence altına almak için PayPal'ın bunu yaptığını görmekteyiz. Deminki haberlerin başında da söyledim ya arkadaşlar. Bazı şirketler peyderpey sektörümüzün altını doldurmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesinin de PayPal olduğunu görmekteyiz. Yani blok zinciri, protokoller, kripto paralar peyderpey alttan zenginleştiriliyor aslında arkadaşlar. Bunları net bir şekilde görelim. Sadece kripto paralara odaklanmayalım. Şimdi paylaştığım bazı haberler, bazı açıklamalardan rahatsız olan arkadaşlarımız, takipten çıkan arkadaşlarımız, canları sağ olsun veya kötü yorum yapan arkadaşlarımız olabiliyor. Fakat bunları bir genel olarak değerlendirmemiz lazım. Sadece kripto paralara veya düşüşlerine, yükselişlerine odaklanmamamız lazım. Bakınız, şu an halihazırda bir ayı piyasasında diyebileceğimiz piyasadayız hala. Fakat bu piyasa içerisinde ne kadar güzel şeyler yapılıyor. Güvence altına alınan protokoller ve blockchain, işte dünyanın en büyük bankalarının yapmış olduğu bazı yatırımlar, anlaşmalar vesaire piyasamızı şenlendiren ve güvence altına alan aslında durumlar. Bu bakımdan haberleri geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılıyor şeklinde değerlendirirsek bu sektör içerisinde yapacağımız yatırımları da o denli güvence altına kafamızda almış olacağımıza ben inanıyorum. Sıradaki haberimiz Hong Kong tarafından geliyor. Hong Kong Mali Sekreterinin 2023-2024 mali yılı bütçe konuşmasında yaptığı açıklamalar kripto paralarla ilgili aslında bu açıklamalar göz doldurmuş vaziyette arkadaşlar. Özellikle sektörün sürdürülebilir ve sorumlu gelişimine ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere ilgili politika büroları, mali düzenleyiciler ve piyasa katılımcılarından oluşan bir görev gücü kuracağını açıklamış vaziyette Hong Kong tarafından bunu söylüyorlar. Yine oluşturulan bu görev gücüne liderlik edeceğini de kendisinin altını çizmiş vaziyette Hong Kong Mali Genel Sekreterinin daha fazla blockchain ve kripto paralarla ilgili zaten yapmış olduğu projeler, atılımlar söz konusu Hong Kong'un ve aşağıda altını çizerek söylemiş olduğumuz ana başlıklar altında da önümüzdeki süreçlerde atılımlar yapacaklar. Bunlar da bizlere şunu söyler. Hong Kong ana başlığı altında önümüzdeki süreçlerde çok daha pozitif ve olumlu haberlere gebe kripto para piyasası. Geçiyoruz Ripple ve SEC davasına. Bildiğiniz üzere sona geldik, bitiyoruz, bittik mi? 3. çeyrek, 4. çeyrek veya 2023 ilk çeyrek vesaire. Bir sürü söylemden sonra geldik çattık artık Şubat ayının sonlarına ve beklentiler neydi? 2023'ün ilk çeyreği en kötü ihtimal ilk yarısında Ripple davasının biteceği yönündeydi. Yeni çıkan açıklamalara baktığımız zaman Twitter vasıtasıyla yapılıyor bu açıklamalar. Ripple baş hukuk sorumlusu davayı yüksek mahkemeye taşımak için bir girişim yapmaya hazırlandığını gösteren nitelikte paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların ardından da Ripple SEC davasını yakinen takip eden avukat John Dayton bazı açıklamalar yaptı ve SEC'in üst mahkemeye giden 5 davasından 4'ünü kaybettiğini dikkat çektiği ve Ripple'ın ne olursa olsun SEC'e karşı büyük bir zafer kazanacağını Twitter vasıtasıyla açıklamış durumda. Yine Ripple davası ile ilgili önemli söylemler var. Kripto Love tarafından ve destekçileri tarafından yapılan açıklamalar var. Özellikle Gary Gensler, SEC başkanı bildiğiniz gibi. Gary Gensler'ı hedef alan açıklamalar bunlar. Sözde Gensler dosyaları ile SEC başkanının başkalarının çıkarları doğrultusunda hareket ediyor olabileceği söylemleri söz konusu. Gensler'ın aralarında Annabel Lee ve Marital Trust'ın da bulunmuş olduğu iki önemli şirket aracılığıyla
ağırlıklı olarak Vanguard Group tarafından yönetilen 100 milyon dolardan fazla fon varlığına sahip olduğunun ortaya çıkmış olduğunu görmekteyiz. Ve Gensler'ın halka açık programı kriptoyla ilgili şirketlerle kayda değer bir toplantı görmezken Vanguard Group ile en az 7 toplantı yapmış olduğunu göstermiş vaziyette. Ve bu çıkar çatışması şu anda hala belirgin olarak gözüküyor. Sadece Ripple'ın SEC ile mücadele etmediği, aynı zamanda tüm endüstrinin bir operasyon ile karşı karşıya olduğu şu zamanlarda Gensler'ın Wall Street devlerini kayırması her zamankinden daha belirgin ifadeleri kullanılmış vaziyette. Özet olarak Wall Street içerisindeki devlerin kripto paralara yoğunluk olarak daha pozitif bakmasıyla beraber Gary Gensler'ın da aynı düşünce içerisine girip kripto paralar üzerindeki baskısını hafifletebileceği veya tam tersi durumlarında olabileceği, yani Wall Street tarafından daha kötü düşünceler olursa da Gary Gensler'ın kötü bir şekilde baskı yapmaya devam edeceği söylemleri hakim. Yani piyasalarda genel olarak bilinmeyen çok daha fazla karanlık işlerinde arkada dönüyor olabileceği söz konusu arkadaşlar. Bunları da bilmemiz kesinlikle gerekiyor. Geçiyorum Bitcoin analizine QuantFree platformu vasıtasıyla. Burada direnç bölgesinde olduğumuzu günlerdir sizlere ifade etmiş vaziyetteyim arkadaşlar. Önceki videolarıma gidip bakabilirsiniz. Tabii ki ABD endekslerindeki düşüşler ve FOMC tutanaklarında belli başlı faiz artışlarının daha fazla olma ihtimalinin ortaya çıkmasından kaynaklı ve verilerin beklenenden kötü gelmesinden kaynaklı bu düşüşleri, geri çekilmeleri görmekteyiz. Kısa vadeli 4 ayda bakacak olursak Bitcoin'in grafiğinde yatayda bir destek ve alıcı bulmuş gibi görünüyor kendisine. Bu destek bölgesi de ortalama 23.950-24.000 dolar bantları olarak gözükmekte. 24.000'i kaybederse kuvvetle muhtemel aşağıdaki seviyeler 23.160 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme tekrardan yaşama ihtimalimiz söz konusu arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli olarak tabii ki değişen bir şey yok, fakat kısa vadeli direnç bölgesinin geçilmesi gerektiğini, yani bu bölgenin geçilimini beklemek gerektiğini daha önceden de ifade etmiştim ve direnç bölgesinde olmamızdan dolayı spot alımlarda kesinlikle yakın stoplu olması gerektiğini işlemlerin söyledik ve de long işlemler bu aşamada çok tehlikeli olabilecek günlük vadeli olarak söylemiş bulunduk. Aynı şeyleri tekrar ediyorum arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde, daha ciddi bir geri çekilme olursa da, en sağlıklı destek bölgesinin 22.300 dolar bantlarında bulunduğunu da hatırlatmış olalım. Balina aktivitelerini gözden geçirdikten sonra Cardano'nun teknik analize bakmadan olmazdı arkadaşlar. Ve özellikle Fibo bazlı olarak iyi gittiğini ve destek direnç bölgelerinin iyi çalıştığını söylemek gerekiyor. Burada direnç bazlı olarak 0.416 seviyelerini görüyoruz. Destek olarak da aşağıda bulunan 0.374 dolar bantları kısa vadeli al yapabileceğimiz bölgelerdir. Aşağı yönlü kırılım görürsek de 0.35 ve ardından 0.32 seviyelerini test etme ihtimali bulunuyor. Cardano projesinin yukarıdaki 0.5 seviyesi ile sonrasında bulunan 0.45 seviyelerinin çok önemli olabileceğini ifade edelim. Şurayı 0.5 dedik, 0.41 diye düzeltelim. 0.41 ile 0.45 seviyeleri önemli bir direnç alanı. Bu alan geçilirse teknik olarak Cardano veya ADA projesinde daha sert yükselişler bekleme ihtimalimiz ortaya çıkacaktır. Bu projeyi tabii ki uzun vadeli sepetime koyacağım için peyderpey her destekten alım yapabileceğimi parçalı olarak söylemek en makul olacaktır. Kısa vadeli işlemlerde buradaki teknik destek ve direnç bölgeleri tamamen değişir arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Sandbox projesiyle devam etmek istiyorum. Çok önemli bir al bölgesinde, yani destek bölgesinde bulunuyor. Talep bölgesi olarak gözüküyor bu seviyeler. Ve de arkadaşlar bakın, balinalar hissettirmeden alır. Balinalar yükseltmeden peyderpey alttan toplar. Şimdi balina aktivitelerine baktık, doğru mu? Sentiment verileri aracılığıyla. Ve burada balina aktivitelerinin çok yüksek seviyelere çıktığını, özellikle son 3 ayda gördüğümüz bir sandbox'ta fiyatta çok fazla bir değişiklik göremiyoruz. İşte bu fiyatın yukarıya gidebilmesi ve küçük yatırımcının alabilmesi açısından pozitif bir unsur. Yani söylemek istediğim şey, bütün verileri bir araya aldığımız zaman uzun vadeli en mantıklı projeleri bulmamız işte bu çerçeveler açısından önemli oluyor. Sandbox'ta kısa vadeli, orta vadeli işlemler yapmak isteyenlerin de tabii ki 0.63'ün altındaki kapanışlarda stop yapması çok daha makul olacaktır. Çünkü talep bölgesinin artık altına düşmüş oluyor. Bu fiyat aralıkların altında bulunursa
Sandbox token'ı. Onun haricinde teknik direnç bölgeleri yukarıda bulunan 0.96 ve sonrasında 1,45 dolar bantları. Bunları niye söylüyorum? Kısa vadeli take profit, yani kar al yapmak isteyen arkadaşlarımız olur diye. XRP token'ın grafiğine geldiğimiz zaman bakın şöyle kısa vadeli bir trend oluşturmuş vaziyette ve aynı şekilde aşağı yönlü de bu trendin direnç bölgeleri bulunuyor. Yani bir simetrik üçgen formasyona benzer görüntü söz konusu ve son olarak artık bir sıkışma durumu söz konusu. Bana kalırsa yukarıdaki kırmızı alanın kırılımı XRP token'da güzel bir yükselişi kısa vadeli olsa da getirebilme potansiyeline sahiptir. XRP token'ını kısa vadeli olarak stop ne zaman yapmamız lazım? Buradaki trendin destek bölgesi olan 0.36. Onun haricinde biraz daha risk alayım diyen varsa aşağıda bulunan 0.32'lerin altında günlük kapanışlar olursa arkadaşlar buralarda stop yapmak çok daha makul olacaktır. Çünkü talep bölgelerini artık altına geliyoruz XRP token'da diyebileceğimiz bölgeler olacağı için. Evet, geçiyoruz ABD endeksleri tarafına. Nasdaq kompozit ile başladığımız zaman burada teknik destek bölgesinin artık altına doğru bir sarkma olduğunu görmekteyiz. Fibonacci 236 seviyesinde bulunan destek bölgesi vardı. 11.552 dolar bantları ve bugün bunun altına doğru bir sarkma görmekteyiz. Olur da günlük kapanışlar bunların altında gerçekleşirse özellikle bugün açılıştan sonra bir sonraki destek bölgesine doğru yani aşağıda bulunan 10.980 dolarlara doğru bir iniş görme ihtimalimiz söz konusu. Bu da kripto paralar başta olmak üzere birçok endeksi ve finansal ürünü etkileme potansiyeline sahiptir. Tabii ki bu iniş çıkışları FOMC'nin tutanaklarından sonra net bir şekilde göreceğiz. Aynı şekilde S&P 500 grafiği de Fibonacci 382 seviyelerine geldi. Burası da yaklaşık 3.998 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bugünkü tutanakların açıklanmasından sonra günlük kapanışta bu seviyelerin altında gerçekleşirse bir sonraki destek bölgesi olan 3.884 dolarlara doğru bir geri çekilme bekleme ihtimalimiz var. Bu da trendin altına tekrardan fiyatı indirir. Bu da birazcık daha sıkıntılı bir teknik grafik görüntüsü bizlere ifade eder. Dediğim gibi özellikle FOMC tutanaklarındaki konuşmaları bekleyeceğiz. Ama benim genel fikrim böyle 1-2 ay daha beklemek yönünde. Çünkü veriler kötü gelmeye başladı. Ve bu Şubat verilerini bir görelim Mart ayında. Şubat verileri neler söylüyor? Şubat verileriyle beraber zaten Mart ayında gerçekleşecek faiz artırımında net senaryoyu, en net senaryoyu görebileceğimizi düşünüyorum. Dolar endeksi tekrardan yükseliş trendi kanalı içerisine girmiş vaziyette. Mesela kripto paralar ve endeksler için kötü haberlerden bir tanesi. Çünkü teknik olarak fena sayılmayacak bir görüntü içerisinde. Özellikle yukarıda bulunan şu yatay destek ve direnç bölgesi şu an için 105 dolar seviyeleri önemli bir geçit olacak. Burayı geçersek de kanalın üst bölgesi olan 107,28'lere doğru bir tırmanış içerisine girebilir. Ki buranın da kırılımı gerçekleşirse güzel bir düşen trendin yukarısına çıkmış olur ve çok daha teknik olarak yükseliş senaryolarının içerisine girebiliriz. Dolar endeksi tekrardan piyasaları baskı altına almaya girebilir. Bunlar şu an olacak demiyorum ama zamanla izleyeceğiz ve zamanla tekrardan yorumlarımızı göstereceğiz. Son olarak piyasamızda Microsoft'un yapmış olduğu anlaşma ile beraber Anchor projesinin önemli bir yükseliş yaşadığını gördük ve şu an çok önemli supply bölgesinde bulunuyor. Neresi bu supply bölge? Yeşil alanımız ortalama 0,052 dolar bantları günlük baz olarak buranın üzerinde kapatması önemli olacak. Fakat RSI baz olarak 82-84 seviyelerine doğru gelmişiz ve bir geri çekilme olur mu acaba? Teknik destek bölgelerine doğru bir geri gelme olur mu düşüncesi içerisindeyim. Bu seviyelerde 0,042 dolar bantları buralara gelirse Microsoft haberiyle beraber tekrar alımının makul bir seviye olabileceğini söylememiz mümkündür arkadaşlar. Fakat daha önce alım yapmayan varsa ve bir take profit yapmak isteyen varsa take profit için bir kısmı için bu bölgenin uygun olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde destek bölgesine gelmeden de bu seviyelerden alımın mantıksız olabileceğini Anchor projesinde düşünmekteyiz. Fakat hype ile beraber gidebilir. Biz teknik olarak bakıyoruz. Fiyat buranın üzerinde kalır. Bir retest yapar ve üzerinde kalmaya devam ederse de bu seviye artık alım için uygun bir seviye yorumunu kesinlikle yapabiliriz. Peki arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepiniz kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.